Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edelim. Birazcık bekleyelim. Arkadaşlarımız geldikten sonra başlayalım. Gençler 14. soruda kaldık, inşallah şu geride bıraktığımız soruda hiçbir sıkıntı yaşamayız. Anlamışsınız. Söylüyorum. Eğer görememişsem sıkıldığınız sorularınız varsa lütfen daha sonrasında sizlere tekrar dönüt yapıp anlatabileyim. Dershane arkadaşlarım için de eğer görememişsem şimdiden kusura bakmayın. Umarım telafi edebileceğim de olur diye. Geldiniz. Bedri. Görüntü nasıl şu an peki, sıkıntı yaşıyor musunuz? Biraz daha şey yaptık, büyüttük ekranı. Umarım daha net olmuş. Seste de sorun yoksa inşallah başlayayım. Ses gidip geliyor Bedri. Hemen yalnız bir dakika bekledim. Ömer'cim güzel ses. Gökçe, şu an sesimi düzeltmedim. Belki o yüzden az duyabiliyorsunuzdur. Ne gidip geliyor sanki. Görüntü gayet iyi. Eğer görüntüde sıkıntı yaşamıyorsanız sesimiz de inşallah birazdan daha iyi olacaktır. Düzeltilir de yaşamazsınız. Hala sesle yaşıyor musunuz peki? Sorun varsa söyleyin. Geçeyim. Başlayalım arkadaşlar. 14. sorumuzda kalmıştık. 14. soruda bize diyor ki 3 farklı mektup, 4 posta kutusu varmış. 2 tane maddemiz var. A kaç farklı şekilde atılır diyor. B her kutuda en çok bir mektup olmak üzere kaç farklı şekilde mektup atılır diyor. O zaman bizim madem 4 tane posta kutumuz var, şöyle kutularımı belirledim. Arkadaşlar, sesimiz yine mi gidip geliyor? Düzen. Evet, öne aldım. Evet arkadaşlar, şimdi nasıl? Güzel. Demek örtünün altında kalmış, kusura bakmayın. Şimdi 3 farklı mektubumuz ve 4 tane farklı bizim posta kutumuz varmış. Peki kaç farklı şekilde atılıyor diye soruyorsa öncelikle bakacağımız şey nedir? Bir tane elimdeki mektup var. Önümde 4 tane posta kutum var. Kaç farklı şekilde atabilirim diye düşüneceksin. Ya bunu atacaksın, ya buna, ya buna, ya buna. Kaç durumun var senin? 4. 4 farklı şekilde birinci mektubumu attım. Geldim ikinci mektubuma. İkinci mektubumu atarken bana hiçbir şart sunmamış. O yüzden sen ne yapacaksın? Yine 4 tane kutudan bir tanesini atabileceğin için 4 farklı durumun vardır. Aynı mantıkla üçüncü mektubunu da 4 farklı posta kutusuna atabilirsin. Bunların çarpımının da 64 olduğunu göreceksin. Bu bizim A şıkkımız. Geldim B şıkkına. B şıkkında bize diyor ki kalemimiz akıtıyor. Arkadaşlar kusura bakmayın. Kalemimi değiştireyim. Sıkıntı yaşamıyorum. Geldik arkadaşlar B şıkkına. B şıkkında sana diyor ki her kutuda en çok bir mektup olmak üzere kaç farklı şekilde mektup atılır? Demek ki sen bir posta kutuna birden fazla mektup atamayacak mısın? Ya bir tane olacak ya da boşta kalacak. Şimdi ilk mektubumu aldım. Önümde 4 tane boş kutu var. O zaman ilk mektubumu kaç defa atabilirim? 4 farklı şekilde atabilirim. İlk mektubumu attım. Diyelim ki bu posta kutumu attık, gitti. Elinde senin Ömer'cim başa alayım isterseniz öyle devam edeyim.
Şimdi A şıkkında diyor ki kaç farklı şekilde atılır diyor. Benim elimde 4 tane posta kutum var. Bir tane mektubumu atmak için kaç tane kutum var? 4. O zaman 4 farklı şekilde atıyormuşum. İkinci mektubumu atmak için de yine 4 tane posta kutum olduğu için 4 farklı şekilde atıyorum. Üçüncü posta kutu, mektubumu da 4 tane posta kutum olduğu için yine 4 farklı şekilde atıyorum. 4, 3 tane 4'ün çarpımı yani 4'ün küpünün de 64 olduğunu buluyoruz. Geldim B şıkkına. B şıkkında sana öncül vermiş. Her kutuda en çok bir mektup olmak zorunda. Yani sen bir kutuya birden fazla mektup atamazsın diyor. Şimdi birinci mektubumu attığımda hepsi de boş. 4 farklı şekilde attım. Hani mektup kutumu doldurdum. Kapat onu. Geriye kaç tane senin kutun kaldı? 3. O zaman 3 farklı şekilde atarsın. Onu da attın. Kapat onu bakalım. Kaç tane mektup, kaç farklı şekilde atabilirsin? 2 tane kutun kaldı. O zaman 2'yi de attık ve mektuplarımızı yerleştirdik. Çarpımlarını aldığımızda da 24'e eşit olduğunu görüyoruz. Bunu tebrik ederim. Evet, cevabımız 24 oluyor. Şimdi takıldığınız bir yer varsa sorabilirsiniz. Yoksa diğer soruma geçeyim. Ömer süper. Evet. Diğer soruma geçiyorum o zaman. Diyelim. Arkadaşlar yeni bir sorumuz. Burak ve Kemal'in aralarında bulunduğu 5 kişi bir sıraya kaç farklı şekilde oturur demiş. Şimdi A maddesine baktığımda sana hiçbir koşul öncül vermemiş. O zaman elinde 5 kişi var. 5 kişinin bir sıraya nasıl oturacağını düşünüyorsun. Kaç farklı şekilde oturur? 5 faktöriyel. Neden? Birincinin oturması için 5 tane senin sıran var. Bir tanesini oturturdun. Geriye kaç kaldı? 4. Onu bir tanesini daha oturturdun. Sonra 3. Bu şekilde 5'ten 1'e kadar sayıların çarpımı yani 5 faktöriyeli sana verecektir. A şıkkımız neymiş? 5 faktöriyelmiş. İkinci soruma geldim. Burak ve Kenan demişiz. İşler yazım hatası yapmışız. Yukarıda Kemal, aşağıya Kenan olarak kaymış. Siz orayı biz Kenan olarak kabul edelim. Burak ve Kenan yan yana olmak üzere kaç farklı şekilde oturabilirler diyor. Bakın, Burak ve Kenan'ın beraber olma şartı var. Onları ne yapacaksın? Ayıramazsın. Bir bütün olarak düşüneceksin. Bu ikisinin dışında da 3 tane arkadaşı daha oturacakmış. Peki, bunları bir bütün yani bir olarak düşünürsen 1, 2, 3, 4 kaç farklı şekilde otururlar? 4 faktöriyel şekilde otururlar. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. Çünkü Burak'la Kenan kendi aralarında yer değiştirebilir. Yani iki kişiler, iki kişi kendi arasında yer değiştiriyorsa 2 faktöriyel de buradan gelecektir. Muhammedciğim 3 faktöriyel değil. Neden? Burak'la Kenan'ı yok sayamayız. Ne yapıyoruz? Burak'la Kenan'ı 1 olarak kabul ediyoruz. 1, 2, 3, 4 deyip 4 faktöriyel şekilde kurabildiklerini söylüyoruz. Sorun var mı? 24'te 2'nin çarpımı da buradan 48'e eşit gelecektir. Şimdi geldik C şıkkımıza. C şıkkında diyor ki Burak ve Kenan yan yana oturmak istemezlerse kaç farklı şekilde otururlar? Bu defa da yan yana oturmak istemiyorlar. Sevgili arkadaşlarım, gidip de yan yana oturmama durumlarını tek tek düşünmek yerine biz tüm durumdan yan yana oturdukları durumu çıkarırsak o zaman yan yana oturmadıkları durumu buluruz. Peki tüm durumumuz bizim zaten A şıkkında bulduğumuz 5 faktöriyel değil miydi? Yan yana bulduğumuzda 5 şıkkında olan 48'di. O zaman yine söylüyorum, tüm durumdan yan yana oldukları durumu çıkardım. Yan yana olmadıkları durumu hesaplamış olduk. 5 faktöriyel 120. 120'den 48'i çıkardık. 72 farklı şekilde oturduklarını buluyoruz. Takıldığınız bir yer varsa sorabilirsiniz. Arkadaşlar sesi siliyorum. Bir sonraki soruma geçiyorum o zaman.
Gelelim permütasyonun kapanışını muhteşem bir ayete, yani 2019'da çıkmış ayete sorumuzla kapatalım. Şimdi arkadaşlar, bir masa verilmiş. Masamızda 6 tane sandalyemiz var. Hemen yandakini okuyorum. Bir davete katılan Ayça, Büşra, Ceyda, Deniz, Erdem ve Furkan isimli 6 arkadaş için etrafında 6 sandalye bulunan üzeri desenli bir masa ayrılmıştır. Gençler, desenli bir masayı da böyle bu şekilde çizmeye çalıştık artık. Diyor ki, araları bozuk olan Ayça ve Büşra bu masadaki yan yana olan sandalyelere de, karşılıklı olan sandalyelere de oturmak istememişler. O zaman ne yan yana oturabilecekleri ne de karşılıklı oturabileceklerini kabul edemeyiz, tamam mı? Daha sonrasında diyor ki, buna göre bu 6 arkadaş masa etrafındaki bu sandalyelere kaç farklı şekilde oturabilir? Şimdi sevgili arkadaşlarım, ben diyorum ki Ayça'yı yerleştireyim. Ayça'nın yerleşme durumuna göre de Büşra'yı da yerleşmeyeceği yerleri tek tek düşünelim. Arkadaşlar, ya ortada oturacaklar ya da köşelerden birinde oturacaklar, değil mi? Gelin öncelikle Ayça'nın ortada oturduğunu düşünelim. Kaç tane senin ortağın var? 2 tane. Hacım, ne yazmışsın? Ya, onlar küs. Uğraşıyoruz. Evet arkadaşlar, küsmüşler. Biz barıştırmakla uğraşmıyoruz. Farklı yerlere oturtturmaya çalışıyoruz. Yapacak bir şey yok. Ya dediğim gibi, zaten yeni nesil sorularda tamamen laf kalabalıklığı yapıyorlar. Yoksa hani ana kısım hiçbir zaman değişmiyor. Yok, süslü masamız var, 6 tane sandalyeye yerleştiriyorlar. Böyle bayağı ne yapıyorlar? Süslü kelimelerle sizin kafanızı karıştırmaya çalışıyorlar. Ancak yapacağımız şey aynı. Küsleri barıştırmıyoruz. Küsmüş gibi kabul edip sorularımızı hep cevaplıyoruz. Şimdi Ayça'yı getirdim, buraya yerleştirdim. Arkadaşlar, Ayça eğer burada ise karşısında Büşra oturamaz. Yanlarında da oturamaz. O zaman Büşra ya burada oturacak ya burada. Büşra için kaç durumun var senin? 2 tane durumun var. Büşra'yı yerleştirdim. Ayça da zaten oturmuştu. Toplam 6 arkadaşın 2 tanesi yerleştiyse kaç tane arkadaşın yerleşmesi lazım? 4 tane arkadaşımızın yerleşmesi lazım. O zaman 4 arkadaş kaç farklı şekilde yerleşecek? 4 faktöriyel şekilde yerleşecek. Şimdi burayı yazdık. Peki Ayça karşıda oturduğu gibi, hani ortada oturmasını hesaplıyorum ya, buradaki ortada da oturamaz mı? Yani 2 tane orta olduğu için bulduğun durumu 2 ile çarpmayı lütfen unutma. Ben Ayça şurada oturuyormuş gibi hesapladım. 2 çarpı 4 faktöriyel. Ayça aşağıdaki ortasında da oturabilir. Dolayısıyla hem üst orta hem de aşağıdaki orta olmak üzere 2 tane durumun vardır. Bunu ne yapıyorsun? 2 ile çarpıyorsun. Peki bunun sonucu neye eşit? 24. 24 ile de 4'ü çarptık. 96 olduğunu gördük. Şimdi gelelim. Ayça ortada oturmasın. Ayça'yı köşelerden birine oturtturalım. Ayça köşede oturursa, gençler unutmayın, 1, 2, 3, 4. 4 tane köşen olduğundan dolayı önce 4 çarpıyı bırak. 4 köşen var. Ayça burada oturursa Büşra karşısında oturmayacak. Büşra yanında da oturmayacak. O zaman Büşra'nın oturabileceği kaç sandalye var? 3. O zaman Büşra'nın oturabildiği durumların 3 tane olduğunu yazdım. Bu durumda Ayça ile Büşra'yı oturtturduğuna göre geriye yine senin 4 tane arkadaşın kalıyor. 4 arkadaşın kaç farklı şekilde sıralanacak? 4 faktöriyel şekilde yerleşecek. 4 faktöriyel 24. 24 ile 12'yi çarptık. 288 oldu. Bunların toplamları da size cevabımızı, yani bakalım, 14, 84'ü verecektir. Hancım, herhalde küçücük bir yerde hata yapmışsın. 384 olacak. Sormak istediğin var mı? Serkan Hocam, teşekkür ederim. Sağ olun. İnşallah arkadaşlarım da anlıyorlardır. Tekrar tabii ki anlatırım Seda. Şimdi baştan şunu söylüyoruz. Ayça ile Büşra karşılıklı ve yan yana oturmayacaklar. O zaman Ayça ya ortada oturabilir, ya da Büşra için söylüyoruz, ya da köşelerden birine oturacaklardır. O zaman sizin iki farklı durumunuz var. İki farklı durumu siz ayrı ayrı düşünmek zorundasınız. Ayça'yı ilk ortada oturtturdum. Ayça ortada oturduğunda Büşra karşısına oturamayacak.
Büşra yanlarına da oturamayacak. O zaman Büşra ya şurada ya da burada oturacağı için iki farklı sandalyeye oturabilir. Dolayısıyla getirdim ikiyi yazdım. Ayça ortada oturacak ama senin iki tane ortağın var. Dolayısıyla senin iki farklı durumun var. Lütfen bir iki çarpımda bunu yazmayı unutmayın. Ayça ile Büşra'yı oturtturduktan sonra geriye kalan dört tane arkadaşın da her biri dört faktöriyel şekilde dizilip yani oturacaklardır. O zaman bu sayıların çarpımının 96 olduğunu buluyoruz. 96 bizim nedir? Ayça ortada olursa bulduğumuz sonuçtur. Bitmedi henüz. Demek ki neyimiz var? Şimdi de köşelerde oturma ihtimalini düşünüyoruz. Ayça'yı köşede oturtturduk. Ayça köşede otursa Büşra karşısında oturamaz. Büşra yanında da oturamaz. O zaman nerede oturacak? Ya burada, ya burada ya da burada oturacak. Yani Büşra'nın oturması için 3 durumun var. Getirdim, 3'ü yazdım. 4 tane köşen olduğu için 4 farklı durumun vardır. Getir çarpıma 4'ünü de ekle. Daha sonra geriye yine 4 arkadaşın kalıyor. 4 arkadaşın kaç farklı şekilde oturacak? 4 faktöriyel şekilde oturacak. Bunların bulduğumuz sonuçların toplamında 384 olduğunu buluyoruz. Böylelikle permütasyon konumuzu bitirmiş oluyoruz. Permütasyonu böyle en yakın zamanda çıkmış, yani 2019'da çıkmış sorumuzu da kapattık. Biraz da kombinasyondan bahsedelim. Bakalım kombinasyonda ne tarz sorular karşımıza çıkıyormuş bulalım. O arada ben de tahtamı temizleyeyim. Kafa o kadar da ya kat olma. Aynı masaya oturmak diğer arkadaşlarına saygısızlık olur. Ki bence siz büyük yetişkinler olarak yan yana oturmama tarzında düşünceye varmazsınız diye düşünüyorum. Slaytımızı başlayalım. İnşallah permütasyonda sizin için olmuştur. Takıldığınız noktaları gidermiş oluruz. Takıldığınız daha da böyle soramadığınız yerler olursa dediğim gibi sonrasında sizlere yardımcı olacağım. PDF'leriniz şeklinde de gruplarınıza göndereceğim. Bu notlara erişebileceksiniz. Kombinasyonumuza geçelim. Şimdi soruda ben size şunu söylemiştim. Permütasyon konusuna ilk başladığınızda soruda permütasyonla kombinasyonu karıştırıyorsunuz. Hangisini uygulayacağınızda şaşırabiliyorsunuz. Biz ne yapacağız? Şimdi permütasyon sıralamaydı. Bir düzene sokmaydı. Bir masaya yerleştirirsin, bir kitaplığa dizersin ya da insanları belli bir sıraya koyarsın. Ancak kombinasyon ise seçme işlemidir. Örnek veriyorum, bir gardırobumuz var. Gardırobumuzda tişörtlerimiz ve bir tane pantolon seçeceğim. Bir sürü tişört ve bir sürü pantolonun var. Her birinden ne yapıyorsun? Birer tane seçiyorsun ve bunun üzerinde kombine ediyorsun. Bunu siz kombinasyonla beraber böyle çağrıştırabilirsiniz. Bececiğim konumuz çıkmadı. Permütasyon kombinasyon binom olasılıkta çıkan konumuz yok. Gökçeciğim olasılığı da haftaya inşallah kümelerle beraber anlatıp bitireceğiz. Sorularınızı sanırım cevap verdik. Şimdi gelelim kombinasyona devam edelim. Kombinasyonda arkadaşlar en ve re sayma sayılarında tanımlı olsun. En büyük eşittir re olmak üzere en elemanlı bir kümenin re elemanlı alt küme sayısı diyorsa o zaman enin re'li kombinasyonu diyorsunuz. Şimdi enin re'li kombinasyonunun kuralını biz nasıl yazıyoruz? C olarak gösteriyoruz. Permütasyonu P olarak gösterebiliyorduk. Kombinasyonda ne yapıyoruz? C olarak gösterebiliyoruz. Ya da biz daha çok böyle alt alta yazma durumunu kullanıyoruz. Birincinin faktöriyeli bölü. Birinci ile ikincinin farkının faktöriyeli çarpı. İkincinin faktöriyeli yazıyorsunuz. Sevgili arkadaşlarım, burada permütasyondan ayıran şeyi görüyorsunuz değil mi? Ekstradan ikincinin faktöriyelini almaktır. Yoksa şu kısım bizim permütasyona eşittir. O zaman ben kombinasyonun kuralını permütasyon bölü r faktöriyel şeklinde yazabiliyormuşum. Aynı şekilde bizim çok önemli kurallarımız var. Özellikle şu kural sizin için çok fazla hayat kurtarıcı diyebiliriz. N'in p'lisi n'in k'lısına eşitse, yani üstteki sayılarınız eşit iken alttaki sayılarınıza bir eşitlik verilmişse ya p ile k birbirine eşittir ya da p ile k'nın toplamı yukarıdaki n sayısına eşit. Burası çok önemli. Lütfen dikkat edin. N'in n'lisini bulmak için hemen şurada n'in n'lisini bulalım. Diğerleri şu iki tanesini size bırakacağım. Ya da böyle bir tane örnekle kısaca göstererek geçeceğim.
N'in annesine n faktöriyel dedik. İşte n'in annesi olursa n eksen 0 faktöriyel çarpı n faktöriyel dedik. Peki 0 faktöriyel neye eşitti? Her zaman 1'e eşitti. N faktöriyeller de birbirini sadeleştirdi. Cevabımız kaç oldu? 1'e eşit oldu. N'in annesi ile n'in sıfırlısı her zaman 1'e eşit. Arkadaşlar özellikle mesela şurası ve burası için bir tane soru yazalım. Mesela 5'in üçlü kombinasyonunu bulalım. 5'in üçlü kombinasyonunu 5 faktöriyel bölü farklarını aldım. 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel yazdım. 5 faktöriyeli açalım mı 3 faktöriyele kadar? 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 3 faktöriyel dedim bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyelinde 2'ye eşit olduğunu yazdık. Şurada 3 faktöriyeller ne yaptı? Birbirini sadeleştirdi. İkiler de birbirini sadeleştirdi. 5 ile 2'nin çarpımı 10'a eşit. Bakın size 5'in üçlüsünü bulunduktan sonra kural gereği 5'in üçlüsünün 5'in ikilisine eşit olduğunu da söyleyebilirsiniz. Neden? 2 ile 3'ün toplamı 5'i veriyor. Demek ki 5'in ikilisi ile 5'in üçlüsü her zaman neye eşitmiş? 10'a eşitmiş. Ya da 7'nin ikilisi diyelim. 7'nin ikilisi 7 çarpı 6 bölü 2'den 21'dir. Bakın aşağıdaki sayıların toplamı 7'yi vermesi için 7'nin 5'lisine eşit olduğunu söyleyebiliyorsun. 2 ile 5'in toplamı 7. Yukarıdaki 7 olan onu verdiğinden dolayı eşitliğimizin sağlandığını ve 25, 21'e eşit olduğunu söyleyebiliyorsunuz. Bunları şöyle geçelim. Arkadaşlar eğer n'in birlisi n'in n eksi birlisine eşit ise o zaman biz bunun sonucunun her zaman n'e eşit olduğunu, daha doğrusu n'in birlisinin n'e eşit olduğunu, n'in n eksi birlisinin de n'e eşit olduğunu söyleyebiliyorsunuz. N'in sıfırlısından kombinasyonunu alarak n'in birli kombinasyonu bu şekilde n'in n'li kombinasyonuna kadar giden sayıların toplamının 2 üzeri n'e eşit olduğunu ve n'in r'lisi ile n'in r artı birli kombinasyonlarının toplamının n artı 1 bölü r artı 1 olduğunu da biliyorsunuz. Daha doğrusu öğrenin. İşlemlerinizle yaptığınızda da zaten görebilirsiniz. Yani tek tek kurallarını bilmeseniz de karşınıza çıktığında en azından bir çağrışım yapması açısından ya da sorularınızda size kolaylık sağlaması açısından bilmeniz faydalı olacaktır. Gelelim kombinasyonla alakalı karşımıza ne tarz sorular çıkıyor onları inceleyelim. Şükrede hocam çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bize bir tane kombinasyonu vermiş. N-1'in ikili kombinasyonu ile N'in ikili kombinasyonunun 7 bölü 9'a eşit olduğunu söylüyor. Buna göre N kaçtır? O zaman hem payı hem de paydayı her iki tarafını da kombinasyonun kuralını uygulayarak gelin açalım. N-1 faktöriyel bölü N-1'den 2'yi çıkarırsak N-3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel dedim. Büyük bölümü bırakıyorum. Şimdi geldim şuraya. N faktöriyel bölü N-2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel neye eşitmiş? 7 bölü 9'a eşit. Arkadaşlar isterseniz şuradaki 2 faktöriyelleri direkt sadeleştirebilirsiniz. Orada şu aşağıda olacak. Bunları sadeleştirebilirsiniz. Birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarptığımızda n-1 faktöriyel bölü n-3 faktöriyel çarpı ters çevirip çarptım. n-2 faktöriyel bölü n faktöriyel kaça eşitmiş? 7 bölü 9'a. Bu tarz soruları biz ne yapıyorduk? En küçük olana benzetiyorduk. Hepsini n-3'e benzeterek yapabilirsiniz. Ya da birbirine yakın olan hem pay hem payda da olan sayılarımız var değil mi? Mesela şu ikisini ayrı düşünsem, bunu n-3'e kadar açsam, şu ikisini de ayrı düşünüp bunu da n-1'e açsam. Hadi gelin düzenleyelim daha net görürüz. n-1 faktöriyel bölü n-3 faktöriyeli karışmıyorum. Çarpı, bunu n-3'e kadar açtım. n-2 çarpı n-3 faktöriyel bölü. Bunu da n-1'e kadar açıyorum. N çarpı n-1 faktöriyel kaça eşitmiş? 7 bölü
9'a. N-3 faktöriyeller sadeleşti. N-1 faktöriyeller sadeleşti. O zaman N-2 bölü N kaça eşit geldi? 7 bölü 9'a. İçler dışlar çarpımı yapıp getirip şuraya yazalım. 9N eksi 18 eşittir 7N'den. Bunu bu tarafa diğer tarafa attım. 2N eşittir 18. N'i de buradan 9'a eşit olduğunu görüyormuşuz. Sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Ya dediğim gibi faktöriyelde ne kadar iyiseniz bu şekilde olan düzenlemeli soruları da o kadar kolay ve sıkıntısız halledeceksiniz. Lütfen dikkat edin. Gökçe, Hasan, Ömer hepiniz 9 demişsiniz. Tebrik ediyorum. Serkan hocam dersiniz. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Biliyorum. Dediğim gibi size PDF'leri attığımda mutlaka tekrar amaçlı çözümlerine bakmadan kendiniz çözmeye çalışın ki takıldığınız noktaları kendi kaleminizden görebilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi hatanı kendi kaleminden görürsen daha öğretici olacaktır. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci soruda arkadaşlar A kümesini bize ABCDEF kümesi vermiş. 3 elemanlı alt kümesi demiş. Size şunu söylemiştik. Eğer alt kümeyi görüyorsan ve 3 elemanlı alt kümesi diyorsa kombinasyon olduğunu unutmuyorsun. Kaç tanesinde A bulunur diyor. Şimdi sevgili arkadaşım, 3 elemanlı bir tane kümemi belirledim. A bulunacakmış garanti. A'yı yazdım. A'yı bulunduğuna göre A'yı kapattığımızda kaç tane senin elemanın kalıyor? 5 tane elemanın kalıyor. Peki 5 tane elemanı kaç tane eleman yerleştirmem lazım? 2 eleman yerleştirmem lazım. O zaman buranın bu 5 eleman içerisinden 2 tane eleman ne yapıyormuşum? Seçiyormuşum. Sorun var mı? Baştan söylüyorum. A kesinlikle bulunacağına göre A'yı yerleştirdim. Geriye senin yerleştirmen gereken, daha doğrusu seçmen gereken 2 elemanın kaldı. A'yı kapattığımızda 5 elemanımız var. 5 tane elemandan 2 tane elemanın seçme işini biz kombinasyonla yapıyoruz. 5'in ikili kombinasyonunu da az önce göstermiştim ama şimdilik göstereyim. Bu tarz işlemlere çok fazla gömülmemeye çalışacağım. Sizler daha sonrasında çözersiniz zaten. 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölüm. 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel dedik. 3 faktöriyeller birbirini sadeleştirdi. Burayla da şunu sadeleştirdim 2. 5 kere 2'nin 10'a eşit olduğunu görüyoruz. Sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Gelelim B şıkkına. B şıkkında diyor ki 3 elemanlı alt kümenin kaç tanesinde B bulunmaz? Sevgili arkadaşım, 3 elemanlı alt kümen var. B bulunmayacak. Kapat, senin B ile işin yok o zaman. Kaç elemanın kaldı? 5 tane elemanın. 5 tane elemandan kaç eleman seçmen gerekiyor? 3 eleman seçmen gerekiyor. O zaman 5'in üçlü kombinasyonunu alıyorsun. Ben size 5'in ikili kombinasyonu ile 5'in üçlü kombinasyonun birbirine eşit olduğunu az önce söylemiştim. O zaman bu da neyi eşitmiş? 10'a eşit. Geldik C şıkkına. Arkadaşlar C şıkkında diyor ki C ve D bulunur diyor. Şimdi C ile D kesinlikle bulunacak. Bunu şöyle aşağıya yazayım. C'yi de D'yi de kesinlikle bulundurduk. Peki kapat şu C ile D'yi çünkü artık bulundurdun. Geriye kaç elemanın kaldı? 4 eleman. 4 elemandan kaç eleman seçmek zorundasın? Bir tane eleman seçmek zorundasın. O zaman 4'ün 1'li kullanacaksın. 4'ün 1'lisinin 4'e eşit olduğunu az önce verdiğimiz kurallarda göstermiştik. D şıkkında da E veya F bulunmaz diyor. Şimdi tek tek onların bulunmama durumlarını incelemektense tüm durumdan bulunma durumlarını çıkarırsak bulunmama durumlarını kolaylıkla bulacağız. Peki tüm durumumuz nedir? Kaç tane sizin elemanınız var? 6. 6'nın üçlü kombinasyonunu aldım. Bu benim tüm durumum. Tüm durumumdan bulunma durumunu ne yapıyorum? Çıkarıyorum. Aslında C ve D'nin bulunma durumu ile E ile F'nin bulunma durumu yine 5'in üçlü kombinasyonu değil midir? Özür dilerim. 4'ün birli kombinasyonu değil midir? Neden? Burada da şimdi ne yapacağız? E ile F'yi kesinlikle bulunduracağız. E ile F'yi kapattığında 4 elemanın kalıyor ve bir tane eleman seçmek zorundasın. 4'ün birli kombinasyonunu birlikte bulunma durumunu çıkardık. 6'nın üçlüsünü gelip bulalım. 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı paydamdaki ne? 3. 3 faktöriyeli de açalım. 3 çarpı 2 çarpı 1. Faktöriyeller gitti.
Burası 6 idi. Altılar sadeleşti. Kaç oldu? 20 oldu. 4'ün birlisinde 4'e eşit olduğunu söylemiştik. 20'den 4'ü çıkardığımızda cevabımızın 16 olduğunu görüyormuşuz. Sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Biliyorum. Geldik 3. sorumuza. Arkadaşlar 3. sorumuzda bir okulda 8 seçmeli dersten 3 tanesi aynı saatte verilmektedir diyor. Arkadaşlar 3 tanesi aynı saatte veriliyorsa 5 tanesi de farklı saatlerde verilecektir değil mi? Bu kenarda kalsın. 4 tane seçmeli ders seçeceksin sevgili arkadaşım. Bir tanesi aynı saatte veriliyorsa sen onların üçünü seçemezsin değil mi? Çünkü aynı saatte veriliyor. Ya bir tane seçeceksin ya da hiç seçmeyeceksin. O zaman diyorum ki bir tane seçme durumumuzu gelin düşünelim. Ya da hiçbir şey seçmeme durumumuz olmak üzere iki durumumuzu ayrı ayrı düşünelim. Dört tane ders seçiyoruz unutmayın. Bu üç tane aynı olan dersten bir taneyi seçtim. Üçün birli kombinasyonu. Bir taneyi seçtiğime göre geriye üç tane dersin kalıyor. Üç dersi nereden seçeceksin? O zaman ne yapıyorum? 5'in üçlü kombinasyonu. Bakın seçme işlemimizi yaptık. Ya da hiç buradan ders seçmeyeceğim. İstemiyorum. Hepsini buradan seçmek istiyorum diyecek. 5 tane farklı dersten kaç tane seçebilirsin? 4. O zaman 5'in dörtlü kombinasyonunu kuruyorsunuz. 3'ün birli kombinasyonu 3'e eşit. 5'in üçlü kombinasyonu 10'a eşit. 5'in dörtlü kombinasyonu da 5'e eşittir. Bunların çarptığımızda 30, 5'i topladığımda cevabımın 35 olduğunu görüyormuş. Takıldığınız bir yer varsa sorabilirsiniz. Şu kısmı tekrarlıyorum. 3 tane aynı saatte ders veriliyorsa sen 3'ünden sadece ya bir tane seçebilirsin ya da hiç ders seçmezsin. Yani bir tane seçtim ya da hiç seçmeyip hepsini buradan seçme durumlarımı inceledim. Bu şekilde sorumuzun cevabı. Takıldığınız yeri dediğim gibi tekrar sorabilirsiniz. İyi gidiyor. Gençler gelelim bir sonraki sorumuza. Sonraki sorumuz da aslında soru mantığı olarak neredeyse aynısı. Bir sınavdaki 10 sorunun 7 tanesi cevaplandırılacakmış. Demek ki senin şartın neymiş? 10 sorudan sadece 7 tanesini cevaplayacakmışsın. İlk 3 sorunun en az ikisinin cevaplama zorunluluğu olduğuna göre en az şimdi ilk 3'ün en az ikisi cevaplanacaksa o zaman o ilk 3 sorunun 3'ünün de cevaplanabilir olduğunu düşünmek zorundasın sen. Çünkü en az ibaresi var. En az 2, en çok o zaman 3 sorunun 3'ü de cevaplanabilirmiş. Yani 2 konu var yine. Sevgili arkadaşım, ilk 3 sorudan 2 tanesini cevaplasa, 3'ün ikili kombinasyonunu oluşturdun. 2 tane cevapladığına göre geriye senin cevaplaman gereken kaç soru kaldı? 5 soru. Peki kaç ilk 3 sorudan sonra senin 7 sorun daha yok mu? O zaman o kalan 7 sorudan da 5 tane soru çözmek artı ya da bu ilk 3 sorunun 3'ünü de cevaplasın diyorum. Yani 3'ün üçlü kombinasyonunu aldım. 3 tanesini cevaplayınca cevaplamam gereken 4 tane soru kaldı. Peki 10 sorunun 3 tanesi gidince 7 sorudan kaç tane ben seçeceğim? 3 tane soru şey özür dilerim 4 tane soru seçeceğim. 7'nin o zaman dörtlü kombinasyonunu kuruyoruz. Farkındaysanız yukarıdaki sayılar sizin toplam soru sayınızın, aşağıdakiler de sizin cevaplamanız gereken soruları veriyor. Eğer sen soruda hata yapmışsan bence şu kısımları düşünerek doğru mu yanlış mı yaptığını baz alabilirsin. 3'ün ikili kombinasyonu arkadaşlar 3'e eşittir.
7'nin 5'li kombinasyonu hemen şurada yapayım. 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel bölü 5 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Bunlar gitti. Şunu şunu sadeleştirdim. 3. 3 kere 7 21'miş. Artı 3'ün 3'lü kombinasyonu 1'dir çarpı 7'nin 4'lü kombinasyonu da şurada yapalım. 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 3 faktöriyelden 4 faktöriyeller gitti. 3 faktöriyel 6'ya eşit. 6'lar gitti. 7 kere 5 35 getirdim. Şuraya da 35'imi yazdım. 63 ile 35'in toplamında cevabımızın pardon 98 olduğunu görüyormuş. Kemal'cim tabii ki baştan anlatayım. Şimdi bir sınavdaki 10 tane sorudan 7 tanesini sen ne yapacakmışsın? Cevaplandıracak mısın? Arkadaşlar diyor ki ilk 3 sorunun en az ikisi cevaplanmak zorunda. Sen 2 tanesini cevaplandırabildiğin gibi 3 tanesini de cevaplandırabilirsin. O zaman senin iki durumun var. Ya ilk 3 sorunun ikisini cevaplayacaksın ya da ilk 3 sorunun cevaplayacaksın. Buradan şimdi diyelim ki ilk 3 sorunun ikisini cevapladım. Toplam senin 7 tane cevaplaman gereken soru vardı. Kaç soru kaldı? 5 soru. Peki 3 tanesini ilk 3 soruyu ayrı düşünüyorsam geride senin 7 sorun var. 7 sorudan kaç tane seçeceksin sen? 5 tane daha çözmen gereken, cevaplaman gereken soru seçeceksin. Senin birinci durumun. Geldim ikinci duruma. İlk 3 sorudan 3'ünü cevapladın. Geriye senin cevaplaman gereken 4 sorun kaldı. İlk 3'ü pas geçtik. Geride senin 7 sorun var. 7 sorudan kaç tane seçmemiz gerekiyormuş? 4 tane gerekiyormuş. O zaman 7'nin 4'lü kombinasyonunu alıyoruz. Gerekli işlemleri yaptığınızda cevabımızın 98 olduğunu görüyorsunuz. Umarım şimdi daha anlaşılır olmuştur. Sileyim. İkinci defada anlatımımızı yaptık zaten. Bir sonraki sorumuza geçelim. Arkadaşlar soruya geçmeden önce bir tane bizim ayraç yöntemimiz var. Ayraç yöntemi bize sorularda kolaylık sağlayacak bir yöntemdir. A tane özdeş B kişi varsa kombinasyon olarak A artı B eksi 1'in kişi sayısını özdeş olan sayıyı kombine edilmesiyle bulunuyor. Bunu sorularda daha net görüyoruz. Mesela 3 tane özdeş oyuncak 5 çocuğa istenen sayıda verilmek koşuluyla kaç farklı şekilde verilebilir diyor. 3 tane özdeş oyuncağım varsa bu neye eşittir? A'ya. Kaç çocuğa veriliyor? 5 çocuğa. Bu da neye eşit olacak? B'ye. O zaman gelin kuralı uygulayalım. 5 artı 3, 8 eksi 1'in üçlü kombinasyonu. Yani 7'nin üçlü kombinasyonuna eşitmiş. Az önceki soruda 7'nin dörtlü kombinasyonunu biz 35 bulmuştuk değil mi? 7'nin üçlü kombinasyonu ve 7'nin dörtlü kombinasyonunun birbirine eşit olduğunu bilirsiniz. Neden? 3 ile 4'ün toplamı yukarıdaki sayıyı veriyor. O zaman bunun sonucu kaça eşit olacak? 35 eşit. Muhammedciğim süpersin. Evet. Geldik 6. soruya. 6. soruda bize diyor ki A, B, C doğal sayılardır. A artı B artı C 7 şartını sağlayan kaç tane A, B, C sıralı üçlüsü vardır? Biz bu tarz soruları ayraç yöntemiyle çok kolay bulabiliyoruz. Bakın A, B, C doğal sayı ise onların tanımlı oldukları aralık aynı değil mi? O zaman bunların 3 tane o elemanı özdeş elemanlarmış gibi düşünebiliyoruz. Yani bizim 3 tane özdeş elemanımız varmış. Toplamları 7 iken bunu da B olarak alabiliyoruz. O zaman ne yapacağım ben? 7 artı 3 eksi 1'in üçlü kombinasyonunu alacağız. Bu da neye eşittir? 9'un 3. Gelin 9'un üçlüsünü beraber bulalım. 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel bölü 6 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Onu da 3 çarpı 2 çarpı 1 olarak yazdım. Sevgili arkadaşlarım 6 faktöriyeller birbirini götürdü. 3 ile 9'u sadeleştirdim. 3. 2 ile 8'i sadeleştirdim. 4. 3 kere 4 12. 12 ile 7'yi çarptım. Cevabımın 84 olduğunu buldum. Sorularımız bu kadar. Yani dediğim gibi bu tarz soruları bu yöntemle çok kolay şekilde bulabiliyorsunuz. Size kolaylık sağlayacak bir kuraldır. Diyorum başka soruya geçelim.
Sevgili arkadaşlar, 7. soruda bize diyor ki 3 tane doktor, 4 hemşire arasından 3 kişilik sağlık ekibi seçilecektir. Buna göre A, B, C sorularımız var. Hadi gelin A sorusundan başlayalım. Bakın, öncelikle şunu bir düşünelim. Kaç tane senin ekibin var? 7 tane ekibin var. Kaç kişi seçmek zorundasın? 3 kişi seçmek zorundasın. O zaman kaç farklı ekip oluşturabilir denildiğinde doktorla hemşireyi ayırt etmene gerek yok. Yapacağın şey belli. Toplam sağlık elemanlarından kaç kişi seçeceksin? 3 kişiyi seçeceksin. O zaman 7'nin üçlü kombinasyonunu alıyorsun. 7'nin üçlü kombinasyonu da bizim az önce de söylemiştik 35'e eşit. Geldim B şıkkına. Bu ekiplerin kaç tanesinde bir doktor, iki hemşire vardır? Bakın, bunda şart koşmuş. Sen 3 tane doktor içerisinden bir tane seçebilirsin. 4 tane hemşire içerisinden de 2 tane seçebilirsin. O zaman geldim. 3'ün birli kombinasyonu çarpı 4 tane hemşireden 2 tane seçiyorum. 4'ün ikili kombinasyonu. 3'ün birlisi 3'ü eşit. 4'ün ikilisinde cevaplarsınız arkadaşlar. 6'ya eşit. 3 kere 6'nın da 18'e eşit olduğunu buluyoruz. Geldim C şıkkına. Bu ekiplerin kaç tanesinde en az bir doktor vardır? O zaman şöyle düşünecek. Bir doktor olabilir. İki doktor olabilir. Doktor olabilir. Sen bu üç farklı durumu tek tek bulacak mısın? Gerek yok. Yine bizim her zaman yaptığımız gibi tüm durumdan doktorun olmama durumunu çıkarırsam en az bir doktor olduğunda kaç farklı durum görürüz? Bunu hesaplıyoruz. Peki tüm durumumuz bizim neydi? 7'nin üçlü kombinasyonu yani 35'ti. Doktorun olmama durumu. Eğer senin doktorun yoksa sadece 4 tane hemşireden 3 kişi seçeceksin. O zaman 4'ün üçlü kombinasyonu. 4'ün üçlü kombinasyonu 4'e eşittir. 35'ten 4'ü çıkardığım cevabımın 31 olduğunu gördüm. Böylelikle bu soruyu da tamamlamış oldum. Takıldığınız bir yer var mı gençler? Böyle birazcık bekleyeyim. Sonrasında tekrar sorularınıza cevap vereyim. Özgecim çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Diyorum arkadaşlar. Kombinasyonun en can alıcı kısımları olan şekilli sorularımıza geldik. Şekilli sorularda arkadaşlar lütfen çok dikkat edin. Sıkıntı yaşayabildiğiniz soru kalıplarıdır. İnşallah sizinle beraber bu sıkıntımızla beraber bitireceğiz. Sedacığım biliyorum Ramazan hani yoruldunuz. 8. sorumuz 15. sorumuzla beraber bitecek inşallah. Geldim. 8. soruya baktığımda bir tane D doğrusu verilmiş. D doğrusunda bizim 3 tane noktamız ve bu doğrunun dışında da 4 tane noktamız varmış. Diyor ki şekilde verilen noktalardan geçen kaç farklı doğru çizilebilir? Arkadaşlar bir doğrunun çizilmesi için en az senin 2 tane noktaya ihtiyacın var. O zaman sen 2 nokta seçeceksin. Unutma. Eğer bir doğru çizilmek istiyorsan en az 2 noktaya ihtiyacın var. O yüzden seçeceğin nokta 2 tane olmak zorunda. Kaç tane bizim toplam noktamız var? 7 tane noktamız var. 7'nin ikili kombinasyonunu aldım. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. Neden? Bu doğru üzerinde senin 3 tane noktan var. Arkadaşlar sen bu 3 noktadan hangi ikisini seçersen seç her zaman D doğrusunu bulacaksın. O yüzden fazladan saymış olursun. O fazlalığı çıkaracaksın. 3'ün ikili kombinasyonunu çıkardım. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. Neden? Çünkü D doğrusunu da çıkarmış oldum. Ama D doğrusu zaten bir tane doğru bildiriyor. Lütfen o D doğrusunu tekrar almayı unutmayın. 7'nin ikili kombinasyonu 7 çarpı 6 bölü 2'den 21 eksi 3 artı 1 oldu. Buradan da arkadaşlar cevabımız 19 geliyor. Sorun var mı? Takıldığınız bir yer varsa sorabilirsiniz. Evet Ömer'cim 19. Güzel.
Ben sorumu sileyim, yeni bir soruma geçeyim. Geldik, bir tane de çember verilmiş. Çember üzerinde bir tane de doğrumuz var. Size diyor ki şekilde verilen noktalarla kaç üçgen oluşabilir? Şimdi üçgen içinde senin en az kaç tane noktaya ihtiyacın var? 3 tane noktaya ihtiyacın var. O zaman seçeceğimiz nokta sayısının 3 olduğunu biliyorsun. Toplam nokta sayımızı hesaplayalım. 4, 6, 4 de burada 10 tane noktan varmış. Onun üçlü kombinasyonunu aldık. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. Yapılan en küçük o hatalar kısmına lütfen dikkat edin. Senin şurada bir tane doğrun var. Doğru üzerinde 3 tane noktayı seçsen üçgen oluşturur mu? Oluşturmaz. O yüzden fazla yazdığım için o fazlalığı benim çıkarmam gerekiyor. 1, 2, 3, 4. 4 tane senin noktandan 3 tanesini ne yapacaksın? Çıkarmak zorundasın. Arkadaşlar onun üçlü kombinasyonu bulalım. 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel bölü 7 faktöriyel çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 dedim. 7 faktöriyelleri sadeleştirdim. 3 ile 9'u sadeleştirdik. Burası 3 oldu. 2 ile 8'i sadeleştirdik. 4 oldu. Burası kaça eşitmiş? 120. Peki 4'ün üçlü kombinasyonunda 4'e eşit olduğunu biliyorum. 120 eksi 4'ten cevabımızın 116 olduğunu görüyoruz. Yine söylüyorum. Toplam 10 tane noktan var. Bir üçgen için en az 3 noktaya ihtiyacın var. Onun üçlü kombinasyonunu alıyorsun. Ancak bir doğru üzerindeki o noktaların 3 tanesini değil kaç tane seçersen seç, yani oluşturamazsın. O zaman sen o durumu ne yapmak zorundasın? Çıkarmak zorundasın. Umarım anlaşılıyordur arkadaşlar. Öyle diyorum. Yani doğru oluşturmamızı istemiyor. Üçgen oluşturmamızı istiyor. Üçgen oluşacaksa doğruyu almamıza gerek yok. Eğer bize doğru isteseydi tabii ki o çıkardığım doğruyu da tekrar eklemek zorundaydım. Anlaşıldı mı? Yani sorunun köküne dikkat ederek biz bu işlemlerimizi yapmamız gerekiyor. Evet, bir tane de bizim yarım dairemiz varmış. Arkadaşlar diyor ki verilen 9 noktadan kaç doğru geçer diyor. Şimdi az önceki soruları tüm durumdan aynı doğruda olanları biz çıkararak yapmıştık değil mi? Gelin bu soruyu da biraz farklı bir yöntemle yapalım. Diyorum ki doğru belirtmesi için aynı doğru üzerinden bir nokta alsam, bir tane de yayın üzerinden nokta alsam, onların birleşmesiyle doğru oluşur. O zaman aynı doğru üzerinde bir tane nokta alacaksam 2, 3, 4, 5. 5 tane noktam varmış. Bir tanesini aldım. Geriye kalan yayın üzerinde 4 tane senin noktan var. O 4 noktadan da bir tane aldım. Gençler bitmedi. Neden? Sadece yayın üzerinden 2 tane nokta alsam yine bir doğru oluşturacaktır. O zaman 4 tane noktanın ikili kombinasyonunu da oluşturmak zorundayım. Yine bitmedi. Neden? AB doğru mu? Bak Gökçe'cim, şu soruda dikkat edersen sana doğruyu sorduğu için AB doğrusunu da sonradan katıyorsun. Yani sorsaydı doğruyu katamazsın çünkü doğru üçgen belirtmez. O yüzden 5'in birlisi 5, 4'ün birlisi 4 artı 4'ün ikilisinin 6'ya ve 1'e eşit olduğunu biliyoruz. Cevabımızın da buradan 27'ye eşit olduğunu görüyorsunuz. Sizler az önce yaptığımız yöntem gibi 9'un ikili kombinasyonundan 5'in ikili kombinasyonunu çıkarıp üstüne bir de AB doğrusu olan o bir tane doğruyu eklerseniz yine cevabı 27 bulacaksınız. Bu da sizin az önce yaptığımız yöntemimiz. İki farklı yöntemle de istediğiniz gibi sorularınızın cevabını bulabiliyorsunuz. Evet, takıldığınız bir yer var mı? Varsa birazcık bekleyebilirim. Ama dediğim gibi hani soru kalıpları aslında hepsinin neredeyse aynı. O yüzden bir tanesinin kalıbını sağlam öğrenirseniz diğer sorularda da onunla paralel olarak cevaplarınızı söyleyebileceğinize inanıyorum. Gelelim başka bir şekilde sorumuza. Arkadaşlar D1, D2, D3, D4 doğruları birbirine paralel olarak verilmiş.
D1 üssü, D2 üssü, D3 üssü, D4 üssü, D5 üssü doğrularında birbirine paralel olduğunu vermiş. Diyor ki şekilde verilen kaç paralel kenar vardır? Sevgili arkadaşım, bir tane paralel kenarın oluşması için yatayda iki noktanın dikeyde de iki tane noktaya senin ihtiyacın var. O zaman yatayda iki doğru, dikeyde iki doğru seçelim. Şimdi özür dilerim, iki nokta seçelim, yanlış söyledim. Şimdi 1, 2, 3, 4. Kaç tane noktan var senin yatayda? 4. Kaç tane seçmek zorundasın? 2. Yani 4'ün ikili kombinasyonunu aldın. Geldim dikeye. Dikeyde 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane doğrun var. Kaç tane nokta seçmek zorundasın? 2. Yani 5'in ikili kombinasyonunu aldın. 4'ün ikili kombinasyonu 6'ya eşitti. 5'in ikili kombinasyonu 10'a eşitti. 6 ile 10'un çarpımının da 60'a eşit olduğunu buradan söylüyoruz. Zeynepciğim çok teşekkür ederim. Umarım anlıyorsunuzdur, faydalı oluyordur diyelim. Takıldığınız bir yer varsa sorabilirsiniz. Seda Nur süper. Evet, cevabımız 60. Gelelim. Şöyle diğer sorumuza da gelelim. Eskiden bu sorular bizim karşımıza şey olarak çıkardı. Hadi bilin bakalım kaç tane üçgen vardır diye. Dersem o sorular kombinasyonla çok rahat çözülebiliyormuş arkadaşlar. Şimdi kaç tane üçgen oluşur diyor. Üçgen oluşması için bizim kaç noktaya ihtiyacımız var? 3 noktaya. Gelin beraber kaç noktamız var bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toplam bizim 9 noktamız varsa 9 noktadan 3 noktayı ne yapıyorum ben? Seçiyorum. Arkadaşlar 9 noktadan 3 noktayı seçiyorsun ancak aynı doğru üzerindeki noktalar üçgen belirtir miydi? Hayır. O zaman onları çıkarmak zorundasın. Kaç tane noktamız var? 5. 5'in üçlüsünü çıkardım. Bunu şu doğru için saydım. Bu noktayı bir daha saymana gerek yok. 1, 2, 3, 4 tane daha noktan varmış. O zaman 4'ün üçlüsünü yine çıkardık. Üçgen belirtir dediğinden dolayı doğruyu almıyorsun. Çünkü üçgen bizim için önemli. 9'un üçlü kombinasyonuna baktığımızda az önce sanki hesaplamıştık 84 geliyordu. 5'in üçlüsü 10'du. 4'ün üçlüsü de 4'tü. 84'ten 14'ü çıkardığımızda cevabımızın 70 olduğunu görüyoruz. Yine söylüyorum. Tüm durumdan yani 9'un üçlü permütasyonu özür dilerim kombinasyonundan aynı doğru üzerindeki 3 nokta üçgen belirtemeyeceğinden dolayı bu doğru üzerindeki ve bu doğru üzerindeki o 3 noktaların kombinasyonunu çıkarmak zorunda kalıyoruz. Diyorum gençler, bir sonraki soruma geçeceğim. Bize diyor ki 10 doğrudan 3'ü A noktasından geçmektedir. Kalan doğrulardan da 3 tanesi paralel olduğuna göre bu doğrular en çok kaç noktada kesişir demiş. Şimdi arkadaşlar 10 tane doğrudan 3'ü A noktasından geçiyorsa bir tane A noktası belirleyelim. 3 tanesi böyle geçmiş. Fark etmez doğru nasıl olursa olsun. 3 tanesi paraleldir diyor. Paralel olan 3 tane doğrumu çizdim. 6. Geriye 4 tane doğrun kaldı. 4 tane doğru nasıl olursa olsun hiç fark etmez. Paralel olmayacak ve kesişmeyecek. Birbirinden ayrı olacakmış. Size diyor ki en çok kaç noktada kesişir? Şimdi sevgili arkadaşlarım elimdeki şu ikisi doğru olsun. Bu doğruların kesişmesi için kesinlikle en az benim 2 tane doğruya ihtiyacım var ki bir kesişim oluşturabileyim. O zaman seçeceğim işlemim 2 doğru üzerinden olmak zorunda. Kaç tane doğrumuz vardı? 10. 10'un İkili kombinasyonunu aldım. Ancak paralel olan doğrular kesişir mi? Tabii ki kesişmez. O zaman şurada bir fazlalık var. Bunu çıkarmak zorundayım. 3'ün ikili kombinasyonunu çıkardım. 3 noktan da zaten bir noktada kesişmişti. Bir de onların kesişme durumu olabilir mi? Hayır. O zaman sen yine 3'ün ikili kombinasyonunu ne yapmak zorundasın? Çıkarmak zorundasın. Çıkarınca zavallı şu A noktam da gitti. O zaman o A noktası zaten kesiştiğinden dolayı lütfen onu geri yazın.
Bakın adım adım çok dikkat edin. Genelde unuttuğunuz şey yok ettiğiniz doğruyu ya da tamamını çıkarırken şunu tekrar eklemeyi unutmanızdan geliyor. İşlemlerinizi o yüzden tane tane yapmanızı tavsiye ederim. Onun ikili kombinasyonu 10 çarpı 9 bölü 2'den 45'e eşittir. 3'ün ikili kombinasyonu 3. 3'ün ikili kombinasyonu 3. Bir de bizim artı birimiz vardı. Cevabımız buradan 40 geliyormuş. Takıldığınız bir yer varsa sorabilirsiniz arkadaşlar. Bu defa bize şekli vermedi. Verilenlere bakarak adım adım biz ne yaptık? Şekilleri oluşturduk. Gençler her zaman yine size söylediğim bir şey vardı. Sorular uzun olduğunda her cümleyi tek tek ne anladıysan yorumla sonra bir sonraki cümleye geç. Bu şekilde siz hata yapmayacaksınız. Sorun var mı? Yorum. Evet arkadaşlar geldik 14. sorumuza. Şimdi 14. sorumuzda iki tane birbirine paralel doğrularımız verilmiş. 5 noktaya 3 nokta verilmiş. Arkadaşlar bize diyor ki buna göre 8 noktadan kaç doğru geçer? Şimdi doğrunun geçmesi için bir tane noktayı yukarıdan bir tane noktayı da aşağıdan almamız gerekiyor değil mi? Hemen alalım. Kaç tane doğru noktamız vardı? 5. 5'in ikili kombinasyonu çarpı 3 tane noktadan bir tane özür dilerim bir tane seçecektik. 5'in birli kombinasyonu. Neden? Düzeltelim. Arkadaşlar doğru için iki noktaya ihtiyacın vardı. Bir tane noktayı buradan, bir tane noktayı buradan seçersen onları birleşmesiyle doğruyu oluşturuyorsun. Mesela bu şekilde. O yüzden bir tane D1 doğrusundan, bir tane de D2 doğrusundan seçiyoruz. Ancak bizim iki tane doğrumuz hali hazırda var o noktaların birleşmesiyle. O zaman her bir doğruyu da lütfen tekrar eklemeyi unutmayın. 5'in birisi 5, 3'ün birisi 3. 5 çarpı 3 15. 2 daha cevabımızın 17 olduğunu görüyoruz. Peki gelelim bize verilen B şıkkına. Diyor ki köşeleri bu noktalar olan kaç tane üçgen çizilebilir? Şimdi köşeler bu noktalar olan üçgen çiziyorsan sevgili arkadaşım ya iki tane noktan yukarıda bir tanesi aşağıda olacaktır. Ya da bir tane noktan yukarıda iki tane noktan aşağıda olacaktır. O zaman senin iki durumun var. Ya bunu ya da bunu uygulayacak. İlk buradan başlayalım. D1 doğrusundaki 5 noktadan 2 tane seçtim. 5'in ikilisi. Aşağıda 3 noktadan kaç tane seçiyoruz? 1 tane 3'ün birlisi dedim. Artı. Arkadaşlar ikinci durumuma geçtim. D1 doğrusundan kaç tane nokta seçiyoruz? 1 tane. O zaman 5'in birlisi çarpı üçlü olan noktadan da 2 tane seçiyorsun. 3'ün ikilisi dedik. Burası 10'du. Burası kaç? 3 oldu arkadaşlar. Artı 5 çarpı 3'ten cevabımızın 45'e eşit olduğunu görüyoruz. Süpersiniz Seda Nurcuğum Ömer. Süpersiniz. Evet cevabımız 45. Yusuf'tan da cevap geldi. Çok iyi. Takıldığınız bir yer varsa lütfen sorabilirsiniz. Bence de sanki böyle daha iyi mantığı oturmuş gibi geliyor. İnşallah öyledir. Gelelim sorumuz ve yıldızlı. Şimdi buna normalde uğraşmanızı isteyecektim ama bayağı bir yoruldunuz sanırım. Ben sorumu çözeyim. Siz daha sonra tekrarlarınızı yaparsanız bunların çözümlerini tekrar baştan yapacağınızda için diyeyim hatta daha iyi oturacaktır. Şimdi içlerinde Berna ve ailenin de bulunduğu 8 arkadaş tatilde biri 2 yataklıymış. Biri 3 yataklıymış. Hatta 2 tanesi de 3 yataklı otel odasına Berna ve ailen farklı odalarda kalmak koşuluyla kaç değişik şekilde yerleşebilirler diyor. Bakın bunlarda farklı odalarda kalma zorunluluğu var. Ancak sen şimdi Berna'yı buraya, ailenin diğer tarafa falan böyle bir sürü durumu incelemek yerine yine
tüm durumdan yan yana oldukları durumları çıkarırsanız size daha kolay olacaktır. O zaman ilk tüm durumu bulalım. Şimdi buradan başladım. Kaç kişi var? 8 kişi. 8 kişiden 2 yataklı odaya 2 kişi seçmek zorundayım. 8'in ikili kombinasyonunu oluşturdum. 2 kişiyi yerleştirdik. Geriye 6 kişi kaldı ve 3 yataklı oda için 3 kişi seçmek zorundayım. 6'nın üçlü kombinasyonu dedik. 3 kişiyi daha yerleştirdik mi? Geriye 3 yataklı oda için yine 3 kişi yerleştirmem gerekiyor. O da 3'ün üçlü kombinasyonu. Bu bizim tüm durumumuz. 8'in ikili kombinasyonu 8 çarpı 7 bölü 2'den 28'dir. 6'nın üçlü kombinasyonu sanırım 15'ti. 3'ün üçlü kombinasyonu da 1. 28 ile 15'i çarptığımızda arkadaşlar 560 gelmesi gerekiyor. Eğer hata yapmışsam da kusura bakmayın. Geldik. Şimdi ikisinin aynı yataklı odada bulunmasını düşünelim. İlk olarak şimdi senin yine 3 durumun var. Neden? Ya burada ikisi beraber olacak, ya burada ikisi beraber olacak, ya da burada ikisi beraber olacak. Şimdi iki yataklı da diyelim ki Berna ile Aylin kalsın. Bunları yerleştirdik. Geriye senin 6 tane kişin kaldı. 6 kişiyi 3 yataklı odaya kaç farklı şekilde yerleştireceksin? 6'nın üçlü kombinasyonu şekilde. Peki 3 tanesi yerleşince geriye 3 kişi kalmıyor mu? Kişiyi nereye yerleştireceksin? Burada 3'ün üçlü kombinasyonu diyorsun. Arkadaşlar çarptığımızda bunun sonucunun 15'e eşit geldiğini biliyoruz. Şimdi burayı yerleştirdik. Gelelim bir de buraya yerleştirelim. Bakalım nasıl olacak. Berna ile Aylin burada kalsın. Sevgili arkadaşım, en başta iki yataklı odan senin boş. 8 tane öğrenciyi ya da arkadaşı diyelim. 8 arkadaşı 2 yataklı odaya 8'in ikili kombinasyonu şeklinde yerleştirirseniz hata yaparsınız. Neden? Çünkü sen 2 tanesini başta yerleştirmiştin. Yerleştirdiğin için geriye senin 6 arkadaşın kaldı. Tamam, 6'nın ikili kombinasyonu. Burada hata yapmayın lütfen. 6'nın ikili kombinasyonunu aldığımızda acaba hata mı yaptım diye. Şurasının 20 olması gerekiyor bu arada. Hata yapmışız. Öyle olunca buranın da 20 olması gerekiyor. Sonucunun 20 olduğunu yazalım. Böyle daha doğru olacaktır. Kusura bakmayın. Geldik şuraya. Arkadaşlar Berna ile Aylin'i 3 yataklı odaya yerleştirdim. Geriye 6 kişi kaldı. 2 yataklı oda için 2 arkadaş seçiyorum. Yani 6'nın ikili kombinasyonunu alıyorum. Daha sonra Berna ile Aylin'in yanına bir kişi daha seçmek zorundayım. 2 kişi burada, 2 kişi burada, 4 kişi yerleşti. 4 kişi yerleşince geriye senin 4 kişin kaldı. Bir kişi seçeceğin için 4'ün birli kombinasyonunu alıyorsun. Daha sonra kalan 3 kişi de şuraya yerleşeceği için 3'ün üçlü kombinasyonunu yazıyorum. 6'nın ikilisi 15. 15 çarpı 4 de 60'a eşit olacaktır. Sevgili arkadaşlarım, Berna ile Aylin şu 3 yataklı bu odada da olsa aynı sonucu verecektir. O zaman bu odada olma ihtimalini düşündüğümüzde de yine bizim 60 tane beraberlik durumumuz olacaktır. Peki beraberlik durumumuzda ne olacak? 20, 60 daha 80, 60 daha 140. Tüm durumdan 140'ı getirip çıkardığımızda yan yana olmama durumlarını bulmuş olacağız. Şimdi biraz şöyle işlemlerimize bakın. Sonrasında tekrar anlatıp dersimizi noktalayalım. Evet Yusuf'cum, süper. Cevap 420. Bakın Berna ile Aylin'in de bulunduğu 8 arkadaş 2 yataklı, 3 yataklı ve 3 yataklı oda olmak üzere bu şekilde bir otel odasına gidiyorlar. Berna ile Aylin farklı odalarda kalmak koşulu ile kaç farklı şekilde yerleşebilir diyor. Ben de diyorum ki bunlar farklı odalarda tek tek bulmak yerine tüm durumdan aynı odalarda olma durumlarını çıkaralım ki farklı odada olma durumunu beraber bulmuş olalım. O zaman 8 arkadaştı.
İki odalıya 8'in ikilisi şeklinde yerleştirdik. İki kişi yerleştiğine göre 6 kişi kaldı. 6 kişi 3 yataklı odaya 3 kişi seçeceğiz değil mi? 6'nın 3 kombinasyonu. Peki 3 tanesini de yerleştirince 3 yatak ve 3 oda kaldığına göre 3'ün üçlü kombinasyonunu aldık. Buradaki işlemimiz 560'a geldi. Daha sonra diyoruz ki Berna ile Aylin şurada olsunlar. Peki Berna ile Aylin burada olursa 6'nın geriye 6 kişi kaldı. 3 yatak seçiyorsun. 6'nın üçlü kombinasyonu ile 3'ün üçlü kombinasyonunun çarpımı sana Berna'nın 2 yataklı odada kalma durumunu verecektir. O zaman 20'yi elde ediyoruz. Daha sonra diyorum ki 3 yataklı odada kalsınlar. 3 yataklı odada kalırsa burada 2 kişi yerleştirdik. Geriye 6 kişi kaldı. 2 odalı kişi, 2 odalı yatağı yerleştirmek için, iki yataklı odayı yerleştirmek için 6 kişiden 2 kişi seçtik. Daha sonra Berna ile Aylin'in kaldığı odaya bir kişi daha ihtiyacımız var. Toplam 4 kişi seçmiş olduk. 4 kişiden kaç kişi seçeceğiz? 1 kişi. 4'ün birli kombinasyonunu aldık. Daha sonra en son 3 kaldı. 3 yataklı odaya da 3'ün üçlüsü şeklinde yerleşecektir. Şimdi bu odaya yerleşme durumları ile bu odaya yerleşme durumlarında aynı işlemleri yapacağımız için tekrar yapmıyorum. 60, 60 daha 120, 20 daha 140. Tüm durumdan 140'ı çıkardım. Cevabımın 420 olduğunu buluyoruz. Arkadaşlar permütasyon kombinasyon konumuzu bitirdik. Umarım sizin için çok verimli olmuştur. Sormak istediğiniz bir şey varsa takıldığınız bir nokta bunları alalım. Daha sonrasında dersimizi bitirelim. Haftaya da inşallah kaldığımız yerden devam edelim. Gökçe'cim teşekkür ederim. Çok sağ olun. İnşallah güzel bir ders olmuştur. Elimizden geleni bu şekilde yapmaya çalışıyoruz. Lütfen tekrarlarınızı yapmayı unutmayın. Her şey güzel olacak. Sizin inanıyorum. Yeter ki pes etmeyin. Beraber savaşıp beraber kazanacağız inşallah.